kadın basketbol altyapısı diyeceğiz ve bu konuda örnek olabilecek en başarılı takımlardan birini gözlerinizin önüne sereceğiz. BOTAŞ kadın basketbol altyapısına değineceğiz. BOTAŞ Kadın Basketbol Kulübü bundan 35 yıl önce Adana'da başladı yoluna. Ama tabii ki orada devam etmeme kararı aldı. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Ankara'ya taşındı. Bundan sonra A takım ve tüm altyapılar Ankara'da yollarına devam edecekler. Yeni tesisler yapılacak hem altyapılar için hem de A takım için. Biz de kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz. BOTAŞ Basketbol Kulübü A takımlara en çok oyuncu çıkaran kulüplerden bir tanesi kadın basketbolunda tabii ki. Bu ülkenin çocuklarının özellikle de kız çocuklarının yetişmesine çok fazla önem veriyorlar. Milli takımların daha fazla başarılı olmasını istiyorlar. Kendi A takımlarına ve diğer kulüplere kendi altyapısından çok fazla oyuncu çıksın istiyorlar. Tabii bunların hepsini şimdi Başkan Kerim Taşkıran'dan dinleyelim. Kendisi yeni bir yatırıma adım attı. Kulübü Adana'dan Ankara'ya getirdi. Tabii ki burada genel müdürlüğe yakın olacak kulüp ve daha güzel bir yol çizecek kendisine. Kendisinden dinleyelim. Yeni yatırımlar neler olacak ve BOTAŞ Basketbol Kulübü bundan sonra nasıl devam edecek? Bütün branşlarda altyapı meşakkatli ve masraflı bir iştir. Birçok kulübümüz bu altyapı ve uzun süreli olan yatırımlara girmekten çekiniyor. Bunun iki nedeni var. Bir, tesis gerekiyor. İki, maddi imkan gerekiyor. Bu konuda federasyonlarımıza, gerek basketbol federasyonumuza, gerekse diğer branşlardaki diğer branşların federasyonlarına iş düşüyor. Olay şu, federasyonlar altyapıya destek verecek. Dolayısıyla kulüpler de altyapıya yatırım yapacaklar. Altyapıya yatırım yaptığınız zaman hem Türkiye gençlerine, çocuklarına imkan sunulmuş oluyor, hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmiş oluyoruz. Basketboldaki sorun, uzun vadeli yatırım yapmak kulüplerin maddi olarak işine gelmediği için yabancı transferi yaparak gerek yönetim kurulunun gelecek seçimi kolay kazanabilmesi, gerekse seyirci baskısından kurtulması için mecburen transfer yaparak sezonu en iyi şekilde geçirmenin gayreti içerisinde giriyorlar. BOTAŞ'ın böyle bir derdi olmadığı için BOTAŞ basketbol sektöründe, basketbol branşına hizmet ediyor. Hem oyuncu yetiştiriyor, hem A takım oyuncu yetiştiriyor, hem milli takım oyuncu yetiştiriyor, hem de diğer kulüplere oyuncu yetiştiriyor. Ama bunun için de masraf ediyor. Ben buradan sizin aracınızla, TRT'nin aracılığıyla federasyona seslenmek istiyorum. Altyapıya yatırım yapan kulüplere destek verin. Her platformda söylüyoruz. Federasyonlar altyapıya destek verirse kulüplerimiz, ümit ediyorum ve umuyorum, altyapıya yatırım yapacaklardır. Biz de burada gördüğünüz gibi Ankara'nın göbeğinde, burası yine Enerji Bakanlığımıza bağlı kardeş kuruluşumuz olan MTA'nın spor salonu. Burada hem altyapımız var, bizim burada 10 yaşından 18 yaşına kadar değişik kategorilerde altyapı oyuncumuz var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi spor okulumuz var. Bizim burada 100'e yakın altyapı oyuncumuz, 50 civarında da spor okuluna gelen kızlarımız var. Biz bunların içerisinden A takıma, daha sonra kabiliyetli olanlar milli takıma kadar buradan oyuncu yetişebiliyor. BOTAŞ'ın şu anda kadın basketbolunda diğer kulüplere baktığınızda Türk kızlarının büyük bölümü ya BOTAŞ'ta yetişmiştir ya da BOTAŞ'ta oynamıştır. Milli takımda da baktığınız zaman Türk oyuncularımızın hemen hemen çoğu ya BOTAŞ'ta yetişmiştir ya da BOTAŞ'ta oynamıştır. Biz bu yönümüzle
Yani altyapıya yatırım yapan kulüp yönümüz de ön plana çıkan bir takımız. Potaş Kadın Basketbol Kulübü Ankara'ya taşınma kararı aldıktan sonra da altyapılarda atılım yapmaya karar verdi ve başarılı teknik direktör İlker Gözeneli ile anlaştı. İlker Gözeneli hem altyapıdan sorumlu koordinatör hem de gelişim takımının antrenörü olarak yer alıyor Potaş Basketbol Kulübü'nün altyapısında. Kendisinin buradaki kızlarımız için hayalleri çok büyük. Şimdi kendisinden dinleyelim. Bizi nasıl bir Potaş Basketbol Kulübü altyapısı bekliyor? Potaş Spor Kulübü kadın basketbolunda çok köklü ve gerçekten de bu ligde kadın basketbolunda çok önemli geçmişi olan bir spor kulübü. Bu teklif gelirken açıkçası öncelikle gurur duydum. Altyapı sorumlusu olarak Potaş'ın yıllarca kadın basketboluna milli takım oyuncuları yetiştiren bir misyonu olması bu benim için çok önemliydi. Çok önemli bir kriterdi. Ve Ankara'da da bu projeyi devam ettirmek, altyapıya, milli takımlar seviyesine, Türk basketboluna değerli sporcular kazandırmak istediler. Ve bu projede yer almak benim için onur vericiydi. Senenin başında Haziran itibariyle başladık çalışmalarımıza. Her kulüp bu şekilde BOTAŞ gibi altyapısına çok fazla önem vermiyor. Açıkçası Türk basketbolu açısından çok iyi değil. Yani BOTAŞ bunu misyon edinmiş bir spor kulübü. Her kulübün, her Süper Lig'deki takımın bu şekilde davranması gerçekten bizim için çok önemli. Türk basketbolu için çok önemli. Bir basketbol adamı olarak söyleyeceğim şey, gerçekten ben bunu bekliyorum her kulüpten. BOTAŞ'ın yaptığı bu çalışmayı. Çünkü çok değerli ve çok önemli bir çalışma. Belki de A takıma bir oyuncu daha, farklı bir yabancı oyuncu almak yerine böyle bir altyapıya yatırım yapması ben çok takdire şayan bir olay. O yüzden her kulüpten de bu çalışmayı, bu organizasyonu bekliyorum ben. Ben spor adamı olarak. Çünkü kadın basketbolunun gelişmesi için milli takımlarımızın A takım seviyesinde, genç takım, yıldız takım seviyesinde daha iyi olabilmesi için altyapıya kulüplerin önem vermesi lazım. Değerli sporcular yetişmesi için. Çünkü sadece yurt dışından oyuncu getirerek Türk basketboluna katkı sağlayamayız. Biz o felsefeyle çalışıyoruz. Bu şekilde yol alıyoruz. Zaten demin sorduğunuz sorunun cevabı da burada yatıyor. Yani biz BOTAŞ Spor Kulübü olarak zaten kadın basketbolunda onca yıl, hani 33 yıl kadın basketbolunda Fenerbahçe ve biz tek ligden düşmeyen takımız. Bu gerçekten de önemli. Bunun altında yatan şey de altyapı. Altyapı bizim için çok değerli. Kulübümüz çok önemsiyor. Ve 3-4 yıl içinde yine çok değerli sporcular, milli takımlara, Türk basketboluna ve BOTAŞ Spor Kulübü'nün A takımında oynayan oyuncuları göreceğiz tekrardan. BOTAŞ Kadın Basketbol Kulübü'nün altyapısında İlker Gözeneli'nin dışında 3 antrenör daha bulunuyor. Onlar için önemli olan sadece buradan basketbolcu yetiştirmek değil. Kız çocuklarımızın hayatlarına, eğitimlerine ve sosyal ilişkilerine de burada çok fazla önem veriliyor ve geliştirilmeye çalışılıyor. Biz sene başında oturup konuştuğumuz vakitte biz ilk hedefimiz olarak A takıma tamamen her pozisyonda, her anlamda basketbolun yeterliliğine sahip oyuncular yetiştirmeyi, A takımımıza ve Türk basketboluna kazandırmayı hedefleyerek bu yolu seçerek işe başladık. Tabii ki başarı önemli, başarı ihtiyaç ama
bizim için öncelikle oyuncu yetiştirmek, A takımımıza ve A milli takımlara, altyapı milli takımlarına oyuncu yetiştirmek bizim için birinci sırada geliyor. Bunun için antrenmanlarda kızlarımızı iyi oldukları yön haricinde zayıf oldukları taraflarını da, yönlerini de onlara belirterek, oraların üzerine gitmesi için defalarca uyararak biz bu konuda BOTAŞ ailesi olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve devam edeceğiz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Hem okul takımı hem kulüp takımıyla birlikte Türkiye'de bir farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız bizim başkanımızın da söylediği gibi kendi altyapımızdan A takımda oyuncu yetiştirmek. Minimum transferle altyapıdan yetişen çocuklarımızı milli takımlara devam edecek şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ankara'dan özellikle diğer kulüplerden çok fazla telefonlar alıyoruz. Deneme antrenmanlara katılmak için, takımlarda yer almak için çok fazla istek var. Ama tabii takımlar sınırlı ve oyuncu sayısı da sınırlı olduğu için elemeler yapıyoruz belli zamanlarda ve takımlarımıza böyle alıyoruz. Her gelen maalesef bizim kulübümüze girip takımlarımıza yer alamıyor. Çünkü belli bir standart üstünde iyi oyuncularla devam ediyoruz ve inşallah uzun yıllarda Ankara'da kalacağız. Spor ekibi olarak altyapılarda görmekten son derece keyif aldığımız bir durum BOTAŞ Kadın Basketbol Kulübü'nün altyapısında da var. Altyapılar A takımla koordineli olarak çalışıyorlar. Şimdi A takımdan iki yardımcı antrenör getireceğiz ekranlarınıza ve burada bulunmalarının amacını kendilerinden dinleyeceğiz. Bayan takım olarak basketbol adına BOTAŞ'ın bu olaya katkısı çok büyük. Onun sayesinde ben basketbolda bir yerlere gelebildim. Büyük takımlarda, daha büyük takımlarda oynayabildim. Milli takıma kadar uzanan bir geçmişim oldu. Antrenörlüklerle de aynı şekilde ulaştım. Altyapıya katkısı BOTAŞ'ın çok büyük. Gelişim derseniz kulüpler bazen kısa yolu tercih edebiliyor. Hazır oyuncuyu almak istiyor. Çünkü altyapı uzun vadeli bir yatırım. Parasal ve zaman olarak biraz beklemek gerekiyor. Bayağı gideri olan bir şey. O yüzden takımlar hazırı istedikleri için buna sabreden takımlar karşılığını aldı BOTAŞ gibi. Yani değişen şey şu, bazen para tercih edildi, bazen altyapı tercih edildi. Yani salon eksikliği bazen kulüpleri hazıra gitmeye yönlendirdi. Buna direnen takımlar da kazandı diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz BOTAŞ Spor bu sene 35. senesini kutlayacak. Ve 35 senedir de aynı ilke ve hedefle yoluna devam ediyor. Ne bu ilke? Kendi yetiştirdiği oyuncuları Türk basketboluna ve Türk milli takımına armağan etmek. Ve bunu yaparken de aynı zamanda yarışmacı kimliğini koruyup Avrupa'da Türkiye'ye başarılar getirmek. İki sene önce kulübümüz alınan bir kararla Ankara'ya taşındı. Ve bu sene de altyapımızı tamamen burada oturttuk. Altyapıya önem veren bir kulüp olarak da bu sene gelişim takımımızı kurduk. Gelişim takımı ne ifade ediyor bizim için? Gelişim takımı şunu ifade ediyor. Altyapıda oyuncularımız yeteri kadar maç oynayamıyor maalesef. Maalesef Ankara'da ve Türkiye çapında yeteri kadar maç oynayamıyor. Elimizde şu anda çok değerli oyuncular var. İleride A takımımızda ve A milli takımda oynatabileceğimiz oyuncular var. Ve bu oyuncular 18 yaşından sonra direkt A takıma geçmek zorunda kalıyor. A takıma geçerken de bu maç eksikliği
ve ayrıca fiziksel olarak yeterli olamamanın verdiği şeyden dolayı A takıma adaptasyon süreleri çok uzun sürüyor ve oynamamak bir müddet sonra motivasyonlarını düşürüyor. Bu sebeple BOTAŞ gelişim takımımızı kurduk bu sene ve oyuncularımız maç tecrübesi kazanması açısından çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Ve biz de A takım yardımcı antrenörleri olarak A takım antrenörümüz de dahil altyapı antrenmanlarını takip ediyoruz ve onlara verdiğimiz önemi göstermeye çalışıyoruz. Çünkü BOTAŞ Spor Kulübü'nün misyonu her zaman bu ve bu olmaya devam edecek. BOTAŞ Basketbol Kulübü'nün altyapısında 90 tane lisanslı sporcu bulunuyor. Her biri de hemen hemen milli takımlarda yer alan sporcular. Şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Basketbola başlama amaçlarını ve basketbol hakkındaki hayallerini. Basketbol tercih etmemin sebebi, daha öncesinde atletizmle uğraşıyordum. Atletizm bireysel bir spor olduğu için ben de takım sporu yapmak istediğime karar verdim. Bu yüzden basketbola başlamak istedim. Sonra BOTAŞ'tan antrenörüm aracılığıyla teklif geldiğini öğrendim. Burayı tercih ettim çünkü BOTAŞ'ın altyapısında ne kadar iyi eğitim verildiğini biliyordum. Ne kadar iyi antrenmanlar olduğunu, çok iyi oyuncular çıktığını biliyordum. BOTAŞ'ı neden tercih ettim? Şöyle, BOTAŞ hem sporcuya önem veriyor, hem sporculuğu da geçtim, insan olduğumuzu biliyor ve insan olduğumuza önem veriyor. Aynı zamanda eğitime çok önem veriyor. Eğitimimiz hiçbir zaman aksamıyor. Hem eğitimimize devam ediyoruz, okula gidiyoruz. Sabahtan 4'e kadar okula gidiyoruz, sonra idmanımıza geliyoruz. Evimize gidiyoruz, sonra dersimize çalışıyoruz ve imkanları gerçekten bu açıdan çok iyi bence. Çünkü sadece biz sporcu olduğumuz için de bizi robot olarak görmüyorlar, bizi insan yerine de koyuyorlar. Bence bu çok önemli gerçekten. Çünkü yani sporcu bir robot değil kesinlikle ve insan olduğumuzu biliyorlar, bizim duygusal bir varlık olduğumuzu da biliyorlar. Duygusal olduğumuz anlarda, zor zamanlarımızda her zaman yanımızdalar. Moralimiz bozuk olduğumuzda hiç yalnız kaldığımı hatırlamıyorum ben. Yeni geldim belki ama kendimi çok sıcak bir aile ortamında olduğumu hissediyorum. O yüzden çok güzel bir ortam gerçekten. Ve ben Eskişehir'den geldim. Ailemin yokluğunu hissetmiyorum o yüzden ve bu bana mutluluk veriyor gerçekten ve güç veriyor. O yüzden BOTAŞ'ı tercih ettim. BOTAŞ'ta A takımda oynamak istiyorum. Kendi hedeflerim yani A takıma çıkabilmek, milli takımda oynayabilmek istiyorum yani. Yani buradan ne anlaşıyorum, yani ilk geldik ama çok zor yaşıyorum. Yani iletişim anlaşamıyorum. Ben iş mail olduğumu biliyordum. Yani tabii ki ona zaman yavaş yavaş alışma yapacaktım. O yüzden ben devam ediyorum. Basketbol benim için yani bir hobiden daha fazlası. Artık yani 8-9 yıldır yaptığım için hayatımın bir parçası haline geldi. Ya ben ailemden uzak olduğum için kulüp evinde kalıyorum. Hani özlüyorum onları ama hani onlar için oynuyorum bir nevi. O yüzden gurur duyuyorlar benimle de. A takımındaki bütün ablalar hani bütün küçüklere çok yakınlar, samimiler. Hani hiç böyle uzak durmuyorlar. Hepimizle konuşuyorlar, ilgileniyorlar. Spor yapmak çok güzel bir şey. Ve hayatımızı belirli bir düzene sokuyor. Ve büyük başarılara adım atmak istiyorum. Derslerimi etkilemiyor ama bu benim elimde olan bir şey. Çünkü bunu düzenli çalışmayla yapıyorum. Okuldan çıkıp direkt antrenmanlara gidiyorum. Sonra ders çalışıyorum.
Yani çok mutluydum. Beni seçtikleri için mutlu oldum, sevindim. Basketbola başladığımda zevk almaya başladım ve böyle devam etti. Yani gelecekte devam ederse A-Milli takım, A takımına çıkmayı isterim. İlk önce adı bilinen bir takımda oynamak beni mutlu hissettiriyor ve iyi bir takımda olmak da beni mutlu hissettiriyor. Kaptan olmak beni daha da iyi hissettiriyor çünkü böyle iyi bir takımda onların önderi olmak beni iyi hissettiriyor, başarılı hissettiriyor. Basketbolcu olduğundan dolayı ailem mutlu oluyor. Basketbol seçtim çünkü ailede oynanan bir spordu ve takımla birlikte oynanması ilgimi çekti. Çünkü insanların birbirine yardım etmesi bunu geliştiren bir özellik, birlik ve beraberlik açısından. Ve hırs ilgimi çekti. Ben aslında basketbolu 6 yaşında başladım ve başlama nedenim hani kilo sorunlarım vardı ve sağlık sorunlarım vardı. Hani aslında hani basketboldan bir beklentim yoktu. Hani sağlıklı bir yaşam sürebilmek için basketbola başladım. Ama sonra antrenörlerim sayesinde kendimin yetenekli olduğunu fark ettim. Benim için gerçekten anlamı çok büyük çünkü benim geldiğim takım hani bu kadar büyük bir takım değildi ve bu kadar iyi takım arkadaşlarım yoktu. Hani burası daha çok bize emek veriyor, daha çok katkı sağlıyor ve bireysel gelişimimize çok şey etkiliyor. Bu yüzden burayı tercih ettim. Ben basketbolcu olmayı tercih ettim çünkü aile basketbolcu ve bana göre güzel bir spor. Çekişmeceli ve uğraştırıcı. Bu da beni özelliklerim. İlk defa BOTAŞ'ın antrenmanına girdiğim zaman 3-4 yıllık 4 yıllık basketbol hayatımda ilk defa terledim. Hedeflerim milli takıma çıkmak ve iyi bir basketbolcu olmak. ...2018'de 35. yılını kutlayacak BOTAŞ Kadın Basketbol Kulübü... ...geriye kalan yıllarında olduğu gibi... ...bu yılda kadın basketbolunda altyapıya önem vermeye devam ediyor. Bundan sonra böyle devam edeceğinin de garantisini veriyorlar. Biz de kendilerine çıktıkları yolda başarılar diliyoruz.